TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta Gündem Özel programında gündeme dair önemli konuları, gelişmeleri konuşuyor. Sizlere de bu konularla alakalı bilgiler aktarmaya gayret ediyoruz. Bugünkü Gündem Özel programında hukuki konuları konuşacağız değerli izleyenler. Vatandaşlar olarak özellikle hangi haklarımız var? Kanunlarımız bize neler söylüyor? Ne gibi gelişmeler var kanunlarda? Neler oluyor, neler olmuyor, neler olmalı? Bunların detaylarını konuşmaya yine gayret edeceğiz. Zira her kesimi yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız değerli izleyenler. İş hukukunu konuşacağız. Bildiğiniz üzere maalesef son dönemdeki ekonomik gelişmeler insanların işten çıkarılmalarına sebebiyet verebiliyor. Pekala, işten çıkarılmaları durumunda vatandaşlar ne yapacaklar? Nasıl bir yol izleyecekler? Özellikle kanunlar bu noktada nasıl haklar tanıyor? Bunların detaylarını konuşmaya gayret göstereceğiz. Ve aynı zamanda değerli izleyenler, son zamanlarda maalesef dolandırıcılık olayları, vakaları artmış durumda. Vatandaşları çeşitli yöntemlerle, çeşitli yollarla dolandırılabiliyorlar ve bu anlamda da maalesef yüklü miktarda paralarından olabiliyor vatandaşlar. Ne yapılmalı, ne yapılmamalı, bunların tüm detaylarını konuşacağız. Aynı zamanda teknolojinin ilerlemiş olduğu bu süreçte teknolojik gereçlerden dolayı dolandırıcılıklar maalesef daha çok artmış durumda. O nedenle daha da hassas olunabilecek bir dönem var. Bununla alakalı gelişmeleri konuşacağız. Değerli izleyenler, kıymetli bir konuğumuz var. Avukat Mücahit Küçük bizlerle birlikte. Mücahit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Yalçın Bey, siz sormalı. Çok teşekkürler. Tabii Mücahit Bey çok genç bir avukat. Çok yeni bir avukat. Ancak bizlere bugün hukukun özellikle iş dünyasıyla alakalı, iş hukukuyla alakalı gelişmelerini ve dolandırıcılıklarla alakalı gelişmelerini aktaracak. Tabii genç bir avukat olması da muhakkak birçok konuya yine vakıf olmasını kesinlikle beraberinde getiriyor. Zira belki avukatlıkta ya da yaşanılan meslekteki uzun tecrübelerin büyük bir kazanımı olsa da Mücahit Bey de bize bugün yepyeni bir avukatlık başlangıcı ile birlikte güzel bilgileri aktaracak. Bundan eminiz. Doğru mu Mücahit Bey? Dilimizin döndüğünce vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Kesinlikle. Nasıl gidiyor öncelikle? Yoğun mu? Zira bir seçim süreci atlatıldı. Mahkemeler, davalar yoğun mu? Neler söylersiniz? Şu an yoğunluk var. Gerek mahkemelerin kendi iş yükü dolayısıyla avukatlardaki iş yükü, gerek bayram sonrasına kalan işler, seçimler keza öyle bir yoğunluk oluşturdu hukuk camiasında. Şu an genel olarak yoğun diyebiliriz. Bir de adli tatil öncesi bazı dosyaları karara çıkartmak isteyen hakimlerimiz var. Adli tatilden önce bir yoğunluk var şu an hukuk camiasında. Güzel. Efendim kolaylıklar diliyoruz. Tabii bir de şöyle bir dönem oldu. Yani pandemi gibi bir dönem yaşandı. Ardından depremler gibi dönemler oldu. Yani maalesef olumsuz olayların çok fazla olduğu dönemler yaşadık. Yani o zamanlarda hatırlayın pandemide kapalıydı mahkemeler, mahkeme salonları vesaire. Onların hala yoğunluğu var mı sizde? Pandemininki kalmadı da Şubat depreminde özellikle o ilk haftadaki duruşmaların ertelenmesi, yeni yeni ertelenen duruşmalar başlamaya başladı artık. Yani o zamanlarda mahkemelerin duruşma günleri hep Temmuz ayına falan attılar, 5 ay sonrasına herhalde. Onların yoğunlukları yeni yeni bitmeye başladı. Güzel. Pekala, ne düşünüyorsunuz hukuk konusunda? Biraz böyle sohbet ederek başlayalım istedim. Yani genç bir avukatsınız, yeni başladığınız avukatla bu anlamda ilerleyen süreçler için umudunuz var mı? Ya da kanunlar sizce ne yönde? Meclis şu anda çalışmalar yapıyorlar. Herhalde 9. yargı paketi yolda diyorlar. Ama şu vatandaşlarımız açısından olumlu bir gelişme. 8 yargı paketi oldu. 8 yargı paketinin içinden de gerçekten vatandaşların işine yarayacak kanuni düzenlemeler var. Aslında şöyle bakmak lazım. Kanun yapmayı yeni yeni öğrenen bir devlet durumundayız. Kanunları daha çok güncellemeye, geri olaylara yapılması aslında daha iyi. Yani mevzuatları yeteri kadar güncel tuttuğumuz sürece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması da daha olacaktır. Anladım. Bu peki yargı paketleri sizce nasıl oluyor? Yani yeterli oluyor mu? Ya da özellikle kanunun yükünü almak adına, mahkemelerin yükünü almak adına sizce neler sağlıyor? Aslında yargı paketleri ilk çıktığında mantıklıydı. Çünkü belli başlı konular vardı. Ama sonrasında gündemde olmayan, hiç kimsenin olmadığı zaman değişiklikler gelmeye başladığı zaman yargı paketleri artık anlamını yitirdi. Her ne kadar şey olsa da yani gelen ilk amaçları şey olsa da sonradan
O kanunu da bu yargı paketiyle birlikte çıkartalım. Öteki kanunu da bunda düzenleyelim dediklerinde bazı şeyler karışmaya başladı. Yani biz avukatlar olarak bile hangi kanun, hangi ne zaman değiştiğini artık takip edemez o duruma geldiğimiz durumlar oluyor. Daha ki 8-9. Yargı paketi zannediyorum bir bölümü tamamlandı. Belli bir bölümü kaldı değil mi? Yoksa tamamı mı tamamı? Nasıl oldu? Bilmiyorum. 8. yargı paketinin tamamlandı. Tasarıda olan bazı düzenlemeler vardı. Onlar meclisin onayına sunulmadı. Bazıları sunuldu, kabul edilmedi. En son yayınlandı. Şöyle de bir durum oluyor. Mesela yargı paketini yayınlıyorlar, resmi gazete yayınlanıyor. Hükümlerin ne zaman yürürlüğe gireceği sıkıntıya başlıyor. Bazıları 9 ay sonra yürürlüğe girecektir. Bazıları şu tarihten itibaren diyecektir. O da hayli hayli işte bizi biraz zorlaştırıyor durumda. Evet. Yani şu özellikle farklı ya da enteresan bir durum. Yani biz bile avukatlar olarak hani kanunların ne derecede değiştiğini ya da ne aşamaya geldiğini bile takip etmekte güçlük çekiyoruz demeniz aslında hani bu yargı paketleri noktasında ya da yasalar, kanunlar noktasında, adalet noktasında nasıl bir süreç olduğunu gösteriyor. Orada şunu düzeltelim. Yani takip ediyoruz. Bizim mesleki yükümlülüğümüz bu yargı paketlerini, kanun değişikliğini takip etmez de hangi maddenin ne zaman yürürlüğe gireceği. Mesela yakın zamanda 8. yargı paketiyle gelen bir adli para cezalarının miktarı arttı. Mesela o Temmuz ayından itibaren artık normalde adli para cezaları için bir günlüğüne 20 TL öderken vatandaşlar artık bir günlüğüne 100 TL ödeyecekler. Mesela bu Temmuz ayında girecek. 9. ayda girecek değişmeler var. 8. yargı paketiyle girmesine rağmen Ama mesela yürürlüğe. yargı paketi geçtikten sonra yürürlüğe girmesi lazım, değil mi? İşte bu tarihler biraz da zorluyor. Evet, bu da zor şeyler. Efendim şimdi iş hukuku da yine en çok galiba sizlerin avukatların uğraştığı meseleler arasında en çok müvekkile sahip olduğunuz belki de alanlardan bir tanesi olabilir. Nedir hani özellikle mesela iş hukukundaki gelişmeler, son gelişmeler yani nasıl davalar alıyorsunuz, neler söylersiniz? Ekonominin ülkemizde biraz yüksek enflasyonla seyretmesi sebebiyle son zamanlarda artık işverenler de belli başlı maaş yüklerini kaldıramadığından belli bir sebep olmaksızın işten çıkartma davaları şu an artmış durumda. Yani en çok mesela ekonomik sebeplerden ötürü mü geliyor size kişiler? Yani ekonomi sebep gösterildi, o yüzden işten çıkarıldı mı diyorlar vatandaşlar? EYT düzenlemelerinden sonra şey geldi, emeklilik oldunuz artık gidin. Halbuki Peki böyle bir hak var mı? Böyle bir şey geçerli mi yani? işverenin böyle bir hakkı yok. İşçinin emekli olması durumunda çalışması devam etmek istiyorsa devam ettirmek zorunda. Öyle olduğu zaman da kıdem mi doğuyor? Öyle olduğu zaman işten çıkartırlarsa diğer haklarını da alabilirler. Diğer işten çıkartmaya bağlı olanlar. İşe iade peki olur mu tekrar? Böyle bundan dolayı çıktı, çıkarıldı EYT'den emekli olmuş mesela kişi. Ondan sonra tekrar yani ben geçmek istiyorum, ben çalışmak istiyorum, çalışmaya devam etmek istiyorum derse, mahkemede böyle bir karar verirse geçiyor mu yani? İşçilerin böyle bir hakkı var. Kanunda düzenlemesi de var. Ama şöyle bir durum var o konuda. İşe iade prosedürü yeni bir şey. Yani normal klasik davalardan daha yeni diyebileceğimiz bir alan. Ama kanunu yaparkenki amaçları şuydu. Bir an önce dosyaları sonuçlandıralım. İşçi bir an önce işe başlasın. Ama ondan sonra düzenlemeye bir de şey getirdiler. İşe başlatma yükümlülüğü. Bir zorunluluğu yok. Yani hakim en son yargılamayı yapar. İşçinin ya işe iadesine karar verdikten sonra işçinin gidip işverene başvurması gerekiyor. Beni işe al, ben çalışmaya devam edeceğim. Ama işverenin bunu yapmaması durumun yapmıyorlar genellikle zaten. Buna da hakim o zaman şey diyor. Ya işe başlat ya 4 aylık, 8 aylık bir ücretini karara bağlıyor ya da onu öde diyor. İşverenler de o ücreti ödüyorlar. İşe başlatmıyor işçiler. Çünkü Nasıl belli yani bir 8 aylık 4 aylık yani hep böyle maaş mı alıyor kişi işçi ya da? çalışmasa da yani çalışmadığı zaman da şey var. İlk şeyi alıyor iş iadesinde. Mesela davayı açtı sonuçlanırken belli bir işte çalışmadığı süre var. Buna zaten karar veriyor. Bunu işverenin tahsil edebiliyor işçiler. Bir de işe iadesine başlatmasına hüküm kuruyor. Ama burada işverenleri zorla işçiyi çalıştıramıyorlar. Yani bu işçi burada işi zorunda değilsin. Orada da kararın ekinde eğer ya işe başlat diyor ya da işçiye 6 aylık, 4 aylık neyse bu hakimin takdirinde 4 ile 8 arası 8 aylık bir ücret miktarı. Ondan sonra işverenler de bu miktarı ödeyip kurtuyorlar.
Anladım. Ya o zaman peki bu miktar ciddi bir miktar mı oluyor, yoksa mesela her 8 aylık maaş, örnek veriyorum, 20 bin liradan maaş alıyor olsa nereden baksana 160 bin lira para eder. Doğru mu efendim? Evet. Öyle olsa da yani orada belli bir istihdam var. Belli bir, yani işçiler için konuşuyorum. Ya çalıştıysa daha mantıklı, en Önünü azından işini görebildiği halletmiş bir olur. durum var ama işte o miktarı alıp kurtulmak istemiyorlar ama işverenler de maalesef bunu biraz kötüye kullanıyor. Nasıl mesela kötüye kullanıyorlar? İş başlatmıyorlar. Mesela bir de şöyle, kanunda da biraz şey var. Çok kısa bir süre içerisinde karar aldıktan sonra gidip işverene başvurması gerekiyor. 10 gün içerisinde gidip işverene başvurması gerekiyor. Ben işe başlamak istiyorum, çalışmak istiyorum. Bu genellikle kaçıyor. İşverenlerin öyle davranması, yani şu kadar miktar para ödeyeyim. Evet. Pekala efendim. Bu işten çıkarmalar noktasında hangi gerekçeler var? Özellikle nasıl talepler oluyor? Ya da işte hangi gerekçeler sorulduğu zaman da kişiler işten haklı fesih sebebiyle ayrılmış oluyor? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi onu şöyle bölelim. Bir kanunumuzda şöyle bir düzenleme var. İşçinin haklı sebeple fesih, bir de işverenin haklı sebeple fesihleri var. İşverenin haklı sebeple fesihleri işte işçinin belli bir sağlık durumu, yani o işi de çalışamayacak olması ya da işçinin iş güvenliğini tehlikeye sokması ya da en ağır çıkarma sebebi dediğimiz iyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışlar sebebiyle işçinin işten çıkartılması. Orada da işte işverenin ailesi ve şereflerine yönelik kötü davranışlarda bulunması, işçinin işverene yalan söylemesi, yanıltması, yine orada iş güvenliğine yönelik şey davranması veyahut da işçinin diğer işçilerle yönelik davranışları. Evet, küfür mesela bir işten çıkarma sebebi mi? Yani genellikle saymıyor mahkemeler. Çünkü iş hukukunda işçi lehine yorum var da, yani çok ağır bir şey olmadı, ağır bir suça girmediği sürece, yani birbiriyle tartışması vesaire şey olmuyor. Anladım. Yalan söylemesi dediniz. Mesela bu yalanın tespiti de önemli mi? Örneğin. Yalan daha çok şeye, işin durumuna ilişkin. Yani İşle alakalı bir yalan mı işle mesela? alakalı. Mesela iş yerindeki bir düzen, düzenin değiştiğini söylüyor. İşverenin bu şekilde yanıltıyorsa işveren haklı sebeple işçi işten çıkartabilir. Daha da kötüsü, eğer bu sebeple çıkartırsa işçi işinden, kıdem tazminatından da alamaz işçiler. Yalan söylediği için eğer işten Yanılttığı çıkarılsa, için. yanılttığı için kıdemde tazminat hakkı da Kıdem doğmuyor. tazminatı hakkı yanar. Evet, bu da ilginç geliştirme. Başka neler vardı özellikle? Yalan söylemesi dediniz. Başka özellikle? İşverenin aile üyelerine iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması veyahut da diğer bir işçiye cinsel tacizdir ve diğer bazı suçları şey yaparsa, İşverenin aile üyeleri. aile Yani üyeleri. patronun eşidir, kardeşidir, abisidir, babası da annesidir. Onlara karşı mı? Onlara karşı yapacağı davranışlar. Onlara karşı da mı patron gibi davranmak zorunda işçi? Yok işte, yani bir sinirle çıkan ağzından kelimelere dikkat etmesi gerekiyor. Anladım. Böyle durumlarda da yine tazminat alamıyor, Evet. Ama işten de ayrılıyor. sadece bu şey için, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle çıkartırsa. Anladım. Başka neler var efendim? Başka işçinin işverenin haklarından şeyi söyleyebiliriz Mesela burada. kavga falan oluyor mu örneğin, kavgada falan? Kavga oluyor. İşte ona da ya, ispatı zor olan şeyler genellikle bunlar. Yani Peki güvenlik kamerası falan görüntüleri gerekiyor mu öyle durumlarda? Mahkeme istiyor mu gerekiyor. bunları? İstiyorlar Mesela işveren mahkemeler. diyordur ki kamera görüntüsü yok. O diyor, o zaman derse ne olacak? Örnek veriyorum, bir kavga sırası, kavga Tamam. anında kavga edilmiş. İşveren diyor ki o adam bana saldırdı diyor. O yüzden çıkardım diyor. Tazminat da vermedim diyor. Mahkeme diyor ki göster bunu, doğru mu? Evet. Böyle olduğunu göster, biz de haklısın ya da haksızsın diyelim. Ama diyor Evet. ki adam, kamera kaydı yok. İspat yükü işveren de orada. İspat edemezse, İspat edemezse fesih hakkı bu sefer işçi lehine dönecek. anladım. Yani Orada yani o kamera kaydı, o bilmem ne kaydı falan önemli. Doğru mu efendim? önemli. Deliller her zaman hukuk yargılamalarında en önemli şey. Yani bizim devam etme şeyimiz delil ve müvekkilin beyanlarını biz önce delillerle, yani mahkemede evet vatandaşlar genellikle geliyor avukatlara, ben haklıyım. Ama bir bakıyorsun elinde hiçbir şey yok delil namına. O yüzden öncelikle delillerle sağlam devam etmeye çalışıyoruz biz. Pekala, dedikodu yapmak. Dedikodu yapmak, geçen güncel bir Yargıtay kararında gördüm. Haklı sebeple fesih nedeni saydılar. Evet, yani o yüzden konuştuklarımıza da dikkat mi edeceğiz efendim? Maalesef ki.
Ama aslında iş hayatı da yani pek bir şey değil yani. Gıybeti kaldırabilecek, dedikoduyu kaldırabilecek bir ortamda değil yani. Evet, Yani kanun da bunu istemiyor yani. konuştuklarımıza dikkat etmeliyiz, doğru mu efendim? Evet, her yerde. Pekala, başka neler var efendim? Buyurun sizden dinleyelim yine. Ya genel olarak bu şekilde mi yani? Başka şey sebepler oluyor. Bazen mesela işçinin en doğal hakkı olan sendikal faaliyetlerinden dolayı işçileri iş yerinden çıkarttığını, bazı sendika temsilcilerinin özellikle işlerine son verildiği duyuluyor. Ya ama sendika bir hakkı değil mi? Sendika anayasal bir hakkı. Yani iş hukukunda anayasal düzenlemeler, anayasada iş hukukuna ilişkin yaklaşık 7-8 tane madde var. Yani şöyle söyleyeyim Yalçın Bey, mülkiyet hakkı bir madde düzenlenmiş, iş hukukuna ilişkin hükümler 7-8 maddede. Yani bunların çoğu da genellikle sendikal faaliyetler, grev, lockout, ona ilişkin düzenlemeler var. Evet. Pekala, mesela şimdi genellikle tabii işçi talep edeceği şeylerden çekiniyor. Hani nasılsa olamaz, nasılsa olmaz, nasılsa hani hakkımı belki alamam gibi durumlar. Yani kendimi ifade edemem ya da sesimi duyuramam gibi bir tutum içerisinde. Yani bu konuda ne söylersiniz özellikle işçi kesimine? Öncelikle korkmasınlar. Yani kanunlarımız işçi lehine. Yani çok kanun neredeyse işçi lehine. Yani bazı işveren vekili meslektaşlarımız diyor ki işçiysen her zaman kazanıyorsun. Yani bunu işveren vekilleri söylüyorlar genellikle. İşçi yani kolay kolay açtığı davayı kaybetmiyor. Ama tekrardan söylemek lazım, deliller ve kendi şartlarını, durumunu iyi anlatması lazım Evet. mahkemelere Kendi karşı. şartlarını da bir avukatla mı anlatması gerekiyor? Bu noktada önemli değil mi? Şimdi iş verenin, özellikle şirketlerin, herkesin bir avukatı oluyor muhakkak. Ama burada gariban işçi. Evet, yani tabii ki her zaman söylediğimiz gibi biz avukatlar davaların bir avukatla takip edilmesi yani işçinin neredeyse yani %100 lehine olacak bir durum. Evet, o yüzden dikkat etmekte fayda var. Pekala, tam tersi efendim. İşçi lehine olan meselelerden bahsedelim. Bu konuda neler söylersiniz? Özellikle işçinin haklı durumda olduğu sebepler, meseleler neler neler söylersiniz? Buyurun. Mesela biraz önce saydık ya işçinin işverene yaptığı sebeplerle eğer iş feshediliyorsa aynı düzenleme eğer işveren işçi biraz önceki saydığımız şekilde davranışlarda bulunuyorsa işçi bu sefer haklı sebeple feshedebilir iş sözleşmesini ve hiçbir hak kaybı yaşamadan alacaklarını alarak işine son verebilir Evet. kendisi. Yani kendi istediği istifa edebilir, tazminatını alabilir. Ama dediğimiz davranışlar varsa. Pekala. Adam işten ayrılmak istiyor. Sevmiyor işini. Başarılı olamıyor vesaire. İşten ayrılmak istiyor ama tazminat hakkı yanmasın diye ayrılamıyor. Böyle işten ayrılırsa bir sebep göstermeden ve bu durumda da tazminat hakkı var mı? Bu durumda kıdem tazminatı alamaz. Daha aleyhine bir durum var. İhbar tazminatı dediğimiz bir durum var. Onu da eğer işveren isterse onu da ödemek durumunda kalabilirler. Evet, o yüzden daha fazla dikkat etmek mi gerekiyor yani? Ya şeye bakmaları lazım özellikle belli kıdem tazminatı çok zor yanan bir durum. Yani onlardan biri yoksa genellikle zaten 10 yılı doldurduktan sonra iş yerinde 3006 yeni düzenleme hala devam ediyor. İşverene başvurdukları zaman kıdem tazminatı işten ayrılabilirler. Evet, bu da önemli detaylar arasında sanıyorum. Pekala, özellikle mesela işveren ki az önce saydınız işte yalan söyleme dedik, dedikodu dedik, işte taciz vesaire olayları dedik. Yani bütün bu olaylar işverenden yani olduğu zaman da işçi haklı oluyor ve bu şekilde Evet. tazminatını alabiliyor. Evet, tabii bütün haklarını alarak iş sözleşmesini feshedebilir orada. Anladım. Pekala, özellikle mesela bilmesi gereken işçilerin şu konuda hassas olsunlar, şu konuya dikkat etsinler, işe başlarken şöyle şeyler yapsınlar diyeceğiniz ya da dediğiniz ya da size gelen davalarda örnekler neler var mesela? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani iş ilişkisi kapsamında emir ve talimat alma durumu var. Yani genellikle eğer İşçinin orada işverene bağlı olarak çalışması, işverenden gelen emir ve talimatları gerektiği gibi yerine getirirse işçilerin iş hayatında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Evet, yani
işini doğru yaparsa, doğru mu efendim? Evet. Sıkıntısız, sorunsuz yaparsa gayet iyi olur. Gayet iyi olur. Yani hiç şey gelmedim yani. Bazı istisnai durumlar tabii vardır da. Yani özellikle şu işçiyi işten çıkartmak için şu davranışlarda bulunulmuş veyahut da işçiye ayrımcılık yapılmış pek rastladığımız durumlar değil. İstisnai durumlar onlar. Anladım. Var mı emsal kararlar özellikle işçiyle alakalı verilen, işveren için verilen emsal kararlar var mı mesela? Hangi konuda? Ya mesela işten çıkarılmalar noktasında hani şu nedenle işten çıkarıldı, tazminata hükmedildi ya da tazminat verildi, alındı gibisinden. Pek bilinmeyen bir tazminat durumu var. İş kanununda işverenlerin işçilerine karşı eşit davranma yükümlülüğü var. Eğer işveren bu eşit davranma yükümlülüğüne aykırı davranırsa bizim ayrımcılık tazminatı dediğimiz bir tazminat türü var. Bu da yaklaşık bir 4 aylık bir ücrete tekabül ediyor. İşçiler bu ücreti eğer mahkemeden talep eder ve istediği şekilde mahkemenin kanun istediği şekilde bir ayrımcılık var. Bundan mahkemeye ispat edebilirse o ücreti de alarak diğer ücretlerine ek birlikte onları da isteyebilir. Anladım. Şey de oluyor mu acaba, maaşı beğenmediği için işten ayrılma vesaire? Bu durumda da yine haklı fesih sebebi oluyor mu acaba? Tazminat falan alabiliyor mu acaba işçi? O şey daha çok önemli. Anlaşılan ücret işçiye zamanında, gününde, bir gün dahi gecikme olmadan ödeniyorsa haklı sebep değil. Ama eğer maaş ücreti bir gün dahi geç ödenirse işçi için haklı nedenle fesih sebebi oluyor. Bir gün dahi. Eğer öyle bir durum söz konusuysa, peki hafta sonunda falan geliyorsun mesela, bazen cumartesi pazara geliyor örneğin ya da resmi günlere, ki öyle oldu mesela bayramda. Onda da şey var, eğer bayramdaki normal kanunun verdiği ücreti, yani normalde işçiler ulusal bayram ve genel tatil günlerinde hem resmi tatil olması sebebiyle asgari ücret şeyi hem de o günün yani gün şöyle düşünün zaten tatil gitmese de maaşını alacaktı. Bir bu cepte bir de o gün fazla çalışma yaptığı için 1,5 katı. Yani işçi o gün gidip işe bir dakika dahi giriş yapsa 2,5 günlük ücretini kazanıyor. Bu da eğer eksik ödenirse ay sonunda bu da işçi için haklı nedenle fesih sebebi oluyor. Anladım. Bunlar da yine önemli meseleler. Peki hala ne düşünüyorsunuz iş hukuku noktasında? Yani iş hukuku sizce yeterli mi? Kanunlar bu noktada işçiyi ya da işvereni tam anlamıyla savunabiliyor mu? Ya da eklenmesi, çıkarılması gereken maddeler var mı? Şöyle ona biraz iş hukukunun tarihinden bahsetmek gerekiyor. Yani öncesinde Avrupa'da iş hukukunun temelinde kölelik yatıyor. Yani zamanla işte işçiler, köleler direte direte gerek sendika gerek grevle bu haklarını elde etmiş durumdalar. Ya şöyle bir laf vardı biz üniversitede okurken hocalarımız kullanıyordu. İş hukuku zavallıların hukukuydu ama artık zavallıların hukuku olmaktan çıktı. Daha da iyiye gidecek derlerdi her zaman için. Evet, yani daha da iyiye mi gidecek bu saatten sonra? Biraz öyle mi düşünmeliyiz? Ya şöyle işçiler için zaten asgari ücret belirleniyor. Yani asgari ücretin altına çalıştırma yasağı var. Anayasada zorla çalıştırma yasağı var. Angarya yasağı var. Yine grev hakkı işçinin gerek özellikle toplu iş sözleşmelerinde grev hakkı yani işçilerin elindeki en büyük kozlardan biri. Evet. Pekala bu 8. yargı paketi işte 7. 6. 5. neyse artık ki 9. yargı paketi çıkacak. İş hukukuyla alakalı yani şu da olsun dediğiniz bir şey var mı mesela? İş hukukuyla alakalı. Mesela işçiyi yine savunacak ya da işvereni savunacak ya da işte size gelen mesela ekonomik gelişmeler artık daha da şey olur durumda yani baktığınız zaman da. Mesela bununla alakalı bir karar olunabilir mi acaba? Ya şu an ama şöyle söyleyeyim, yargı paket dokunmasalar daha iyi. Öyle mi? Çünkü şöyle, kanunlar bazı yerlerde yetersiz olsa da uygulamada bunlar içtihatlarla doluyor. Mesela dedikodu örneği. Kanunda bu yazmıyor ama içtihatlarla bu dolmuş durumda. Yani müdahale etmesinler bence şu an iş hukuku için daha iyi. Evet. Tabii ki şey için, tabii işçiler lehine düzenleme yapacaklar. Gerekirse çalışma saatleri konusunda eğer bir düzenlemek varsa kimse buna yok demez. Evet. Efendim yani konu özellikle önemli bir gelişme. Çünkü gelinen noktada baktığımız zaman da milyonlarca kişi işçi. İşçi statüsünde çalışıyor ve bu anlamda maaşlar noktasında ya da hakları noktasında zaman zaman sorunlar yaşanıyor olabilir. Bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Bir de şimdi mobbing durumu söz konusu.
Bu konuda da yine işveren, işçi maalesef mağdur durumda ki mobbingi nasıl diyelim gündeme getiremiyor ya da kanıtlayamıyor ya da gösteremiyor ama bir mobbing alıyor. Bunun da yine haklı fezi sebebinden bir örneği var mı efendim? Mobbing tabii ki haklı sebebi ama mobbingin altının doldurulması gerekiyor. Hı hı. Yani sadece birkaç tane davranış değil, bunun sürekli olarak yapılması gerekiyor işçiye. Yani sürekli olarak belli bir ayrımcılığa tabi tutulacak. Belli başka yani işverenin, ya genellikle bunlar işte somut örnek vermek gerekirse, şu işi ben daha çok yaptım, şu işi ben niye yaptım. Böyle bir davranışlar varsa işçi iş sözleşmesi haklarını feshedebilir. İşte bunu mesela mahkemede kanıtlaması gerekiyor değil mi örneğin? Öyle, eğer öyle bir şey olursa ki böyle bir durumdan ötürü çıktıysa ki ne diyor mesela? Mobbing zaten adı üstünde şu. Buradan çık, tazminatını vermem, git hadi gidebiliyorsan diyor. Yani bu da bir mobbing aslında. O da gidemediği için yani bunu nasıl kanıtlayacak ya da bunu haklı olarak o tazminat alabilmek için ne yapacak mesela işçi? İşte bunda da işte normal diğer kamera kaydı vesaire falan bu mobbingin ispatı için gerekli olmuyor. Bu daha çok oradaki kendi iş arkadaşları eğer kendi lehine tanıklık yapacaksa ki bu da çok zor çünkü o da onlar da o orada hala çalışan kişiler yani devam zor. ediyor. Tam aksi olur hatta. Değil mi? Aslında öyle bir şey yok. Mobbing falan yok. Arkadaşımız biraz yanlış düşünüyor da denilebilir değil mi? Tam tersi olabilir yani. O şeyden oluyor daha çok. Yani işçinin kendi gösterdikleri tanıklar değil de işveren de burada tanık gösterip tanık dinletme durumu oluyor. Hı hı. Onlar genellikle işçinin aleyhine konuşuyor. Yani şimdi o nedenle bunlar hepsi mahkemede kayda geçtiği için doğru mu efendim? Evet. Şimdi o diğer aynı iş yerinde çalışıyoruz biz. Patron size mobbing yapıyor. Mahkemeye gidiyorsunuz ve bana diyorsunuz ki mahkemede işte Yalçın benim şahidim diyorsunuz. Benden de rica ediyorsunuz hani neyse söylememiz noktasında. Ben de şimdi aynı iş yerinde çalışıyorum. Devam ediyorum çalışmaya. Patron için bir şeyler söyleyemiyorum maalesef. Ya da evet mobbing yapıldı ona diyemiyorum sonuç olarak iş yerinde çalışmaya devam ediyorum. Yani bu da belki de mahkemenin kararını etkiliyor. Etkiliyor tabii ki. Çünkü ispatı yok. Yani ispatı zor bir mobbingin. Yani dediğim gibi yani soyut olaylar genellikle yani ya da sadece işçiyle işveren arasında geçen olaylar, üçüncü kişinin buna yönelik bir bilgisi beyanı da olmuyor. Genellikle işte dediğim gibi tanığa, o da mahkemenin takdirine kalıyor saatten sonra. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Pekala efendim. Tazminat konusunda neler söylersiniz? Tazminat nasıl oluyor? Neye göre belirleniyor? Ne kadar bir tazminat oluyor? Buyurun. Şimdi şöyle, öncelikle iş hukukunda birden fazla tazminat var. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazası, sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı, işe iade davasından sonra işçi kazandıktan sonra eğer işveren işe başlatmazsa ödeyeceği tazminat gibi durumlar var. Şimdi tek tek gidecek olursa kıdem tazminatı, işçi eğer belli bir iş yerinde bir yıldan fazla çalışırsa iş sözleşmesi biraz önce saydığımız ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebepler dışında feshedilirse işçi kıdem tazminatı her türlü hak kazanır. İhbar tazminatı dediğimiz bir şey var. Yani o da şu Yalçın Bey, ben artık çalışmak istemiyorum iş yerinde diye işçinin de bildirmesi gerekiyor. İşverenin de ben artık seninle çalışmak istemiyorum. Artık senin işine son veriyorum. Ama bunu belli bir şeyden önce yapması gerekiyor. Belli bir periyottan öncesi yapmak gerekiyor. Atıyorum mesela sizi işten çıkartacak. Size belli bir işçinin çalışmasına göre değişiyor bu süreler. 2 hafta, 4 hafta, 6 hafta, en fazla 8 hafta öncesinden gelip söylüyor. Eğer bunu söylemezse o miktarda tazminat ödemek zorunda kalıyor işveren. Yani bugün işten çıkarıldı A kişisi. Doğru mu? A kişisine seni kovdum dedi, çıkarttım dedi. Ne kadar tazminat verecek işveren? Önce ihbar tazminatı. Şey önemli işte. A kişisi iş yerinde ne zamandır çalışıyor? Yani belli 6 ayla 1,5 yıl arasında 2 haftalık ekstra ödemesi gerekiyor ihbar tazminatı altında. 1,5 yılla 3 yıl arasında tam tarih şeyleri şu an hatırlamıyorum ama böyle işçinin çalışmasına göre değişen bir düzenleme var kanunumuzda. Anladım. O yüzden değişebiliyor. Doğru mu efendim? Evet. Asgari ücret alıyorsa mesela? Asgari ücret alıyorsa işte yani eğer 8 haftaysa 4 ay hafta olarak asgari ücret şimdi 30 günlük ücrettir. Burada hesaplama haftaya göre yapılır. Yani bir hafta 7 gün. 7 günlük de hafta olarak bölüp yani bunu genellikle bilirkişiler yapıyor zaten. O ücretini işverenden alabilirler. Anladım.
Pekala, kıdem tazminatı mesela nasıl oluyor? Yani bir yıllık çalışma neticesinde bir maaş gibi mi oluyor? O nasıl hesaplanıyor mesela? İşçinin giydirilmiş ücret dediğimiz bir ücret var. Yani sadece şey değil. Yani şu an asgari ücret net 17.002 lira ama bunun üstünde işte brüt ücretinden artı bir de brüt ücretine yönelik işveren işçiye verdiği ikramiyedir, yemek yardımıdır, yol yardımıdır, yakacak yardımıdır. Bunları da yıl bazında hesaplayıp bölüyorlar. Ardından brüt asgari ücreti ekleyerek o ücret üzerine ödenmesi gerekiyor. Anladım. Pekala, bakalım başka tazminatlara. İş kazası mesela iş kazası sebebiyle maliyet tazminatları mesela örnek veriyorum adam iş kazası geçirmiş belli bir maliyet yaşamış buna yönelik geçirdiği kendisine maliyet tazminatı olarak işverenden alabilirler. Başka? Ayrımcılık tazminatı dedik daha önce işte eşit davranma aykırı bunun da ispatı çok zor yani onu var. Bir de en yüksek iş hukukundaki sendikal tazminat dediğimiz yani eğer işveren işçiyi sadece bu işçi burada sendikal faaliyette bulunuyor. İşçilere yönelik sendikal faaliyetler sebebiyle işçiyi kışkırtıyor diye işçiyi iş yerinden çıkartırsa sendikal tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Anladım. O da bir yıldan az olmamak üzere hakimin takdirinde. Yani adam hiç işe de gitmese bir yıllık ücretini işverenden alabilir. Anladım. Başka hangi sebepler var? Yani Sebepler. tazminat meseleleri, sebepleri, tazminata hükmedilmesi durumları. Şöyle oluyor genellikle tazminatlar bunlar. Genellikle işçinin ücretleri tam ödenmemiş oluyor genellikle. Mesela fazla mesai yapmış işçi. Normalde ödenmesi gereken tutar 1,5 katı iken 1,25 ile ödenmiş mesela. Veyahut da hafta tatilinde işçi gelmiş çalışmış. Hafta tatilinde ödenmesi gereken ücret eksik kalınmış. Ulusal bayram veyahut da genel tatil günlerinde işçi çalışmış ama normal alması gereken izini almamış. Veyahut da şu geliyor, işçi yıllık izine çıkmamış, izin süresinde çalışmış ama o ücretini almadan çalışmaya devam etmişler. Veyahut da işçi gene bazı şeyler oluyor. İşçinin ikramiyesini ödemiyorlar. Herkese prim verirken işçiye prim vermiyorlar, çocuk yardım vesaire. Bu kalemleri de şeyden sonra isteyebiliyorlar işçiler. İş sözleşmesini sona erdikten sonra, işten çıktıktan sonra. Anladım. Pekala, mesela bazen de sigortası yapılmıyor işçilerin. Bu noktada da bir hüküm oluyor mu? Sigorta yapılmamasında şimdi sigorta daha çok kamunun yani devletin müdahale ettiği bir durum için sigortası yapılmadığı zamanlarda hizmet tespit davası dediğimiz durumlar var. İşçi eğer dava açar istediği tarihlerde de o işverenin emri ve talimatı altında çalıştığını ispatlarsa işçinin fiilen işe başladığı tarihten itibaren sigortasını geçmişe dönelik yapabiliyorlar. O zaman burada işverene bir sorun şey olmuyor yani yapmasa da olur. Yapması doğru ama bunda da Ama şöyle işveren yapıyor değil mi yani bu sigorta bedelini işveren ödüyor yine yani. sigorta bedelini yine işveren diyor. Önceki o zamandaki eksikler, primler falan tekrardan şey oluyor. Ayrıca işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para cezası uygulanıyor. Zaten o davayı açarken sigortaya da başvurman gerekiyor Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Başvuru yapman gerekir açılıyor. Çünkü Anladım. O şekilde de yine şey yapılıyor. Yani şunun için söyledim. Bir yaptırım yok yani. şöyle işverenler genellikle daha üst ekonomik refah düzeyi daha yüksek durumda olduğu için yani gelen yaptırımlar işverenlere dokunmuyor. Yani Ya ama dokunmuyor diye o zaman her şeyi yapsın işveren. Maaş vermesin, sigorta yapmasın, istediğini alsın, istediğini çıkarsın. Sonuç olarak bir kanun devletinde yaşıyoruz. o da devletin işte istihdam yaratma politikasından dolayı bazen işverenlere verdiği ayrıcalıklar oluyor. Yani işte klasik şey asgari ücret tartışmaları günümüzde Anladım. işveren sendikası belli bir miktarda diretiyor, işçi sendikası belli bir miktarda diretiyor. Evet, o şekilde Yani devam ediyor yani. Başka var mı efendim özellikle tazminatın şeyleri, çeşitleri? iş hukukunda tazminat çoğunu saydık. Yani Öyle şu mi? an Bu aklıma şekilde yani devam ediyor tazminatlar. Ama en önemli mesele özellikle işçi de kendini kontrol etmeli. Doğru mu? evet yani E-Devlet üzerinden sigortası var mı yok mu? Ya da sigortası ne üzerinden yatıyor? Ya da maaşı noktasında yine değil mi efendim? Kontrollü bir onu şekilde devam şunu etmeli. söyleyeyim. Orada sadece maaşlarının miktarını değil,
prime esas kazançlarının da işveren tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildiriliyor. İşçiler için şu önemli, eğer yarın bir gün emekli olduklarında daha yüksek bir çalışmalarına rağmen daha düşük emekli maaşı almak istemiyorlarsa prime esas kazançlarının da kontrol etmeleri gerekiyor. Yani atıyorum işçi o ay ya ekstra çalışma yapmış ama işveren gitmiş asgari ücret tutarında çalıştığını bildirmiş. Diğer ödemelerini elden yapmış veyahut da banka yoluyla yapmasına rağmen kuruma bildirmemiş. Onu da takip etmeleri gerekiyor. Evet. Pekala efendim. İş hukukuyla alakalı başka anlatacağınız, şunu da söylemişsek iyi olurdu dediğiniz var mı bir konu? Yoksa dolandırıcılık gibi önemli bir konuya daha geçeceğiz. Dolandırıcılığa geçelim. Evet, pekala. Çünkü Nedir efendim dolandırıcılıklar son zamanda? Özellikle ne tür dolandırıcılıklar yapılıyor? İnsanlar bu konuda neye dikkat etmeli? şöyle artık meslekte de biz dolandırıcıların hızına ya da buldukları yöntemlere artık yetişemiyoruz. Yani önceden klasik arkaya tesis sesi koyarlardı. Biz devletin şu kurumundayız, hakimiz, savcıyız, polisiz. Adınız şu örgütle geçti, adınız bu örgütle geçti. Bunlar hala devam ediyor ama daha profesyonelleşti. Mesela önceden sadece arkaya tesis sesi koyuyorlardı. Biz polisiz, şu kadar parayı şuraya bırak. Haberlere zaten çok yansıyor bu durum. Ama artık şey değişti. Artık hakim savcıyız diye tanıtıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internetten bulduğu kartları kendi adına uyarlayarak vatandaşa gönderiyor. Ondan sonra MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubuyum. Şu ona yönelik bir kart, yani vatandaşı daha çok ikna etmeye yönelik davranışlar olmaya başladı. Peki bu durumda vatandaşlar ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Ya şöyle, öncelikle devlet kimseyi hakkınızda şu soruşturma var. Öncesinde çağırmaz. Zaten çağırırsa da şu karakola gelin ifadenizi alalım. Onu öyle çağırır. Şuraya para verin ya da bizim ülkemizde de bazı suçlar hariç zaten para cezasıyla kapanan dosyalar yok. Evet. Böyle şeyler demezler yani. Buna itibar etmesinler. Bunlara itibar etmesin. Pekala. Efendim teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, gündem özel programının burada sonuna geldik. Efendim iş hukukundaki gelişmeleri özellikle konuşmaya sizlere aktarmaya gayret ettik ve aynı zamanda dolandırıcılıklarla alakalı da detayları konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.